Bugün konumuz otomotiv haberleri her zaman olduğu gibi yani Otoshops'un katkılarıyla yaptığımız bir pazar sohbetinde daha karşınızdayız ve masanın yan tarafında da Halit Balkan yine her zaman olduğu gibi hazır ve Merhaba. nazır. Bunun önündesin Halit abi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim. Bugün iki tane makyajlı model haberimiz var ve sonrasında da yeni vergiler vesaireler neler oldu neler bitti. Güncelleme mi deniyor? Yeniden değerlendirme, Yeniden yeni değerleme. değerleme oranları belli oldu. Biraz da onlardan bahsedeceğiz. İlk konumuz Toyota Yaris Cross makyajlanmadı ama güncellendi diyelim birazcık. Güncellendi. Güncellendi. Aynen. Güncellendi. Biraz teknolojisi güncellendi. Yeni motor seçeneği ya da farklı hibritin güçlendirilmiş bir versiyonu Daha güçlü bir var. elektrikli motora sahip bir hibrit versiyon diyelim ona da. Yani Corolla'ya ve Corolla Cross'a yapıldığı gibi daha güçlü bir elektrik sistemiyle birlikte Evet. lityum iyon bataryanın da getirdiği. Neydi güç verisi? 132 132 beygir. beygir güç, 185 Nm tork, ama önemli olan nokta şu: her iki versiyonda 116 beygirlik versiyon biliyorsun Türkiye'de satılıyor. Ve bu yeni motorlu versiyon da ilk çeyrekte gelecek, 2024'ün ilk 2024 çeyreğinde. içerisinde. Her iki seçenek de satılacak Türkiye'de. İki tane hibrit versiyonu olacak Evet, yani. bence mantıklı, yani Mantıklı. mantıksız değil. Daha yüksek performans isteyenler için daha güçlü bir seçenek sonuç 1.5 itibariyle. benzinli de herhalde devam edecekler diye tahmin ediyorum. Büyük olasılıkla, büyük olasılıkla. Ama hibrit olarak iki tane birden olacak. Pek rastladığımız bir şey değil Evet, bizim bu. evet. Diğer taraftan hani mesela özel bir donanım hazırlanmış. Çift renkler var. Çünkü artık küçük sınıfta da donanım rekabeti bayağı bir Evet. arttı. Güvenlik donanımları konusunda biliyorsun Toyota Mate diyorlar. Ama onun altında Toyota'nın bir sürüş güvenliği ile ilişkili elektronik sistemler bütünü var. Yaris Cross'a da bunlar ekleniyor artık. Hibritlerde daha önce zaten standart olarak geliyordu. Hibrit bütün Toyota'larda daha doğrusu neredeyse standart olarak geliyordu Corolla dahil. Artık Yaris Cross'ta da daha geniş şekilde herhalde uygulanacak bu aktif Muhakkak, güvenlik muhakkak. donanımları. İşte iç mekanda donanıma göre değişmekle birlikte 7 inç ya da işte 10 inçlik multimedya ekranı vesaireler olacak. Dijital gösterge tablosu, büyük bir Evet, dijital gösterge o tablosu. geliyor. Evet. Bir de multimedya sisteminin yazılımı da yenilenmiş. İşte daha sezgisel, daha çabuk tepki veren vesaire bir sistem. Cross'taki sistem muhtemelen Ha, aynen muhtemelen geldi. öyle. Evet, yani bence hani dediğin gibi makyaj değil, bir güncelleme. Çünkü B segmenti crossover'larda veya genel deyimle SUV'larda çok ciddi bir rekabet var. Ve orada çok güçlü modeller var. Ve çok zengin donanımlı modeller var. Dolayısıyla burada rekabetten geri kalmamanın yolu rakip ne sunuyorsa onu, hatta daha fazlasını sunmaktır. Evet. Toyota da bu açığını kapatmaya çalışıyor belli ki. Bu yeni hibrit sistem şöyle bir soru işareti getirebilir. Mesela Corolla'da kullanılabilir mi acaba? 130 beygirlik gücü hiç de kötü değil çünkü. Corolla'da kullanılan sistem zaten 140 beygir güç üretiyor. 1.8 litrelik benzinli motorla gelen. Onun da motor taşıtları vergisi birazdan değineceğiz o konuya. Gitgide artmaya devam ediyor. Artıyor. Aynı şekilde mesela Corolla Cross'ta da kullanılması gündeme gelse enteresan olabilir. Olabilir ama şimdiye kadar böyle bir çare düşünmediler. Yok. Sonuçta sadece Türkiye'de bu problemi yaşıyorlar. Yani bir de şöyle bir gerçek var. En azından birçok otomobil markasının üzerinde durduğu konu full hibritlerde, tam hibritlerde yüksek hacimli atmosferik motor kullanmak daha Emisyonu verimli. daha Evet. Emisyonu daha aşağı çekmek için, çünkü Atkinson çevrimi kullanıyorlar. Otto çevrimi değil. Dolayısıyla daha büyük hacime ihtiyaçları var. 1.8 litre aslında çok da büyük bir hacim değil, Evet. ama Türkiye vergi sisteminde büyük bir hacim. Evet, maalesef. Maalesef. Hatta Corolla ve Corolla Cross'ta aslında bakarsanız Avrupa'da 2 litrelik yeni bir hibrit sistem var. Evet. Onu biz hiç göremiyoruz bile. Bunun hatta CHR'da plug-in hibridi Türkiye'de üretilecek. Türkiye'de satılmayacak belki. Ya 2 litrelik motor satacağız diye dediler. açıklama var, ama hani fiyat seviyesi nereye gelir? O fiyata bir hani C SUV, o boyutta bir C SUV satılır mı? Bunlar soru işareti tabii Evet, yani. evet. Ona yapacak bir şey Ama yok. ilerleyen dönemde mesela bir seçenek olarak belki de önlerinde 1.8 litrelik hibrit sistemden vazgeçmeyi düşünürse Toyota, belki de 1.5 litrelik hibrite kavuşur. Corolla veya Corolla Cross. Olabilir. Bakalım öyle bir en azından Yani olasılık 2 diyelim. litreye de çıkabilirler, Belki ama 2 litreye çıkabilir. 1.8'de artık Evet. MTV'de, yani motor taşıt vergisinde alışmıştır diye düşünüyorum 1.8 hibrit Evet. kullanan tüketiciler. Evet. Yapacak bir şey yok. Aynen. Hani sadece bunu söyleyebiliyoruz Aynen, maalesef. aynen. İkinci bir model, bu sefer gerçekten bir makyajdan bahsediyoruz. Evet. Yani ömrünün ortasına gelip ikinci yarısına devam eden bir model. Hyundai'nin en başarılı modellerinden bir tanesi. Hatta Avrupa'da Hyundai'yi şu anda şahlandırmış durumda. Gerçekten de çok iyi satış rakamları sınıfının zirvesinde bir yerlerde yer alan Hyundai Tucson makyajlandı. Makyajla birlikte ne diyorsun yeni burun tasarımı? Biraz da sadeleşmiş burun tasarımı sanki değil mi? Şimdi ilk çıktığı anı hatırla, hani birlikte Yani görmüştük büyük Alien'a ihtimalle. benzetmiş Evet, bir yani bir bayağı böyle evet. uzaylı görünüşü vardı. Çünkü
beklemediğimiz, hani hiç alışık olmadığımız bir tarz. 5 tane büyükten küçüğe doğru, aşağı doğru böyle küçülen gündüz farları vardı. Şimdi bu 4'e düştü. Evet. En büyük fark aslında bu tasarımında. Ve biraz daha büyüdü onlar. Dolayısıyla bu ızgara formu da o 5'li ışıklandırmaya uygundu. Şimdi 4'lü ışıklandırmaya uygun şekilde desen değişmiş. Çok rahat bir şekilde anlaşılacak yani aslında makyaj kesinlikle. Tampon da farklı. Tampon farklı. Bu arada tabii makyaj operasyonlarında tasarımcıların elinde çok basit aslında numaralar var. Yani kastım şu, mesela eski nesil diyeyim, hala Türkiye'de satılan da böyle üçgene benzer bir yapı oluşturan çizgiler vardır ön tamponda. Onları kaldırıp tamponun uçlarına taşıdığın zaman bir anda bütün görüntü değişiyor ve otomobil olduğundan geniş görünmeye başlıyor. Arka tamponda da aynısını yapmışlar. Profilde sadece jantlar yeni. Zaten profilde bir değişiklik yeni konusu çok zor. Yeni gövde renkleri de vardır illaki. Ya bir 2-3 tane var. Evet var yani. Ama esas sürpriz içeride. Çok acayip. Yani makyajda normalde iç mekanda bu kadar değişiklik yapılan otomobil çok hatırlamıyorum ben. Eski Tucson'da da bu olmuştu ama hatırla. Makyajda yine çok değişmişti onun da iç mekanı. Yani iç mekandan kastımız kokpit tamamen yeni. Evet. Eskiden kalma herhangi bir şey yok. Ve Kona'dan aslında geliyor temeli. Kona'dan ya da Ioniq'lerden de denilebilir. Ama direkt Kona aslında. Evet. Hani yeni Kona'da kullanmaya başlanan tasarımı aynen yerleştirmişler Tucson'a. Ortada böyle hani direksiyondan sağa doğru giderken kokpitin ortasında gizlenmiş ızgaralar var. Böylece ikiye bölüyor tamamen kokpiti. Üst tarafta yine büyük bir ekran. Aşağıda işte klima vesaire kumandalar ama dikkati çeken nokta şu bence. Hyundai geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Biz bazı fiziksel düğmeleri korumaya devam edeceğiz. Çok iyi bir fikir. Diye. Onu yapmışlar gene. Evet. Teşekkür ediyoruz bu arada bunda. Makyaj öncesinde bu arada dokunmatik kumandaları vardı iklimlendirmenin. Bir altta bir küçük bir ekran gibi ya da ekstra bir ekranmış gibi olan bir bölüm vardı. Orada dokunmatik olarak halledilmesi gerekiyordu. Üst donanıma sahip personel. Şimdi bunların hepsi fizikiyle değiştirildi. Direksiyon yepyeni. Evet. Beğenen beğenmeyen var. Gösterge tablosu yeni. Yazılımlar yeni vesaire. Hani baktığın zaman gerçekten birisini gidip içine oturtsan dışını göstermeden aa bu yeni nesil Tucson der. Yani dış tasarımda hani öndeki tasarım değişikliği evet fark ediliyor. Arkada fark edilmesi kimliğini çok mümkün korumuş değil. Ama yani. Evet kimliğini korumuş ama içeride tamamen değişmiş bir iç mekan var. Bir eğlencesi değil mi? Komple yeri değişmiş yani. Komple her şey değişmiş. Kavisli ekranmış gibi alınmış. Ve Türkiye'ye Mayıs ya da Haziran'da gelecek bu arada. İlk çeyrekte Avrupa'da satışa sunulacağı açıklandı. Hyundai Türkiye yetkililerine sordum. Mayıs ya da Haziran'da Türkiye'de satışa sunacağız dediler. Bugünkü motor seçenekleri zaten olacakmış. Ama plug-in hibriti de getirmeyi düşünüyorlarmış. İlginç baby. Şimdi biraz firmalar plug-in hibrite doğru elektrikli rekabetini biraz daha çeşitlendiriyorlar. Bu arada plug-inler yani şarj edilebilir hibritler elektrikli kabul ediliyor Avrupa'da. Aslında genel globalde onu söylemek lazım. Çünkü bir kablo ile şarj edebiliyorsunuz. Dolayısıyla elektrikli otomobil kabul ediliyor. Maliyeti tabii ki yüksek. Normal full hibritlere göre. Çünkü şarj sistemi de var. Daha büyük bir batarya var. Ama elektrikli otomobil kullanmaktan hani menzil endişesi duyanlar vesaire gibi bir takım sebepleri olanlar için eğer makul bir fiyat farkıyla plug-in getirilebilirse plug-inlerin pazarı da büyür. Ya da ilerleyen dönemde Avrupa Birliği bütün o ölçüm metotlarını vesairesini değiştirip plug-inlerin ipini çekebilir. Evet, ortadan kalkabilir. Böyle de bir çalışma var bu arada. Çünkü Avrupa Parlamentosu'nun yaptırdığı araştırmaya göre ki Avrupa'da birçok ülkede plug-inlere de teşvik veriliyor satın alma sırasında. Hem teşvikler var hem bazı mesela bölgelere ekstra girebiliyor. Şehir bölgelerinden bahsediyoruz. İşte hepsi teşviklerin içinde aslında. Fakat şu ortaya çıkmış yapılan araştırmada. Plug-in otomobil sahiplerinin önemli bir kısmı araçlarını hiçbir zaman şarj etmiyorlar. Sonuçta hep ağır benzinli bir hibrit olarak kullanılıyor bu. Niye alıyorlar? Çünkü vergiden avantajları var. İşte bazı diğer avantajları var. Satın alıyorlar. Otomobil hani fren yapınca zaten birazcık dolduruyor. O mantıkla en azından kalkışları elektrikli yapıp devam ediyorlar. Halbuki plug-in hibritlerde ki yeni teknoloji olanlarda 100 kilometreye kadar sadece elektrikli gitmek mümkün şarj edildiği takdirde. Yani en kötüsü diyelim 60 kilometre gidebiliyor. Yapılan WLTP ölçümlerine göre. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu önüne gelen bu
araştırma sonrasında 2025 yılında yeni bir genelge yayınlayacağını ve bir takım kuralları, plug-in hibritte kuralları değiştirebileceğini söyledi. Ama ne gelecek karşımıza bilmiyoruz. Göreceğiz bakalım onu. Yani plug-in hibrit toptan rafada kaldırılabilir. Ya da farklı bir kullanım yöntemi artık benimsetmek zorunda kalacaklar insanlara. Çok emin değilim. Mesela bende şu anda Volvo S90 var, T8. Prizden şarj edebilen hibrit. İlk gün daha şarjı bitti. Ben de tekrar şarj etmedim. Şu anda hibrit olarak kullanmaya devam ediyorum mesela. Tabii ölçüm yapmak için, sizin için ölçüm yapıyorum. Siz şarj etmezseniz ne olur diye üşendiğimden değil. Yoksa böyle kullanıyor. İnsanlar da böyle kullanıyorlarmış sonuç itibariyle. Bu nedenle de prizden şarj edilen hibritler için çok da iyi bir gelecek yokmuş gibi sanki. Göreceğiz şu an zaten. İçin öyle görünüyor ama belli de olmaz. Tucson'a geri dönecek olursak bu arada en önemli şeyi atladık aslında iç mekanda. Vites kolu artık direksiyon kolunda yer alıyor. Evet. Tıpkı Kona'da olduğu gibi ya da Ioniq'lerde olduğu gibi. Bir de ters çalışıyor vites kolu. Değil mi? Evet. Normalde D için geriye çevirirsiniz ya da D için geriye çekersiniz kolu her zaman. Burada ileriye doğru çevirmeniz gerekiyor. Gitme yönüne çeviriyorsunuz düğmeyi. Evet. Tam ters çalışıyor. Ama buna benzer bazı çalışmalar yapılmıştı daha önce de. Hatırlar mısın? Porsche 911'lerde direksiyon simidinin tam parmakları koyunun yerine ileri ve geri çekerek vites düşürme kulakçıkları vardı. O da garipti. Aynen öyle. Daha da enteresanı söyleyeyim. 1960'lardaki Mercedes SL Pagoda diye bilinen, onun otomatik şanzımanı da tersti. Park en aşağıdaydı, drive en yukarıdaydı. Ara sıra böyle deneyler yapılıyor. Yapılacak çok fazla bir şey yok. Ama sonuç itibariyle böyle alışmışız biz. Yani sonuç itibariyle tersine doğru. Mantık onu gerektiriyor. Mantık onu gerektiriyor. Ben Hyundai'lerde zorlanıyorum biraz. Şimdi, alışırız. Bunun mantığı ivmenin bizi ittirdiği yön aslında. Drive geride, gaza bastığınız an geriye gidiyorsun. İlk başta hangi mantıkla kurulmuş bilmiyorum. Alışkanlıklar ama bu şekilde şekillenmiş artık. Yani haklısın. Haklısın yani. Yapacak da çok fazla bir şey yok. Üçüncü konumuz cebinizi ilgilendiren taraf. Evet. Yeniden değerleme oranları ortaya çıktı. Yani 2024 yılında vergiler, vesaireler, cezalar, harçlar nasıl tekrar oranlanacaklar? Bunun ortaya çıktığından bahsediyoruz. Aslında bu ay başında bu dillendirilmişti ama hani resmiyet kazanmamıştı. Resmi gazetede yayınlandı. Ve tabii Cumhurbaşkanı'nın bu oranları belli oranlarda değiştirme, %40'a kadar değiştirme şansı var, örnek veriyorum. Bunu bilmiyoruz. Bunu Ocak ayında veya Aralık ayının sonunda açıklayabilir. Aralık'ın son haftasında, son gününde ihtimalle. Ya da mesela 31 Aralık'ta açıklanabilir mesela. Yani arttırdım ya da düşürdüm diyebilir. Resmi gazetede yayınlanan rakam %58.46. Bu ne demek? Bütün harçlar, vergiler, zamlar, cezalar vesaire hepsi bu oranda arttırılacak demek 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle. Yani mesela ben şuradan okumak istiyorum. Yanlış bir şey söylememek için. Örnek verelim. Örneğin motor taşıt vergileri de tabii %58.46 orada artacak normal şartlar altında. Matrahı 199.700 lira ve üzeri 1300 cc motor hacmine kadar 1 yaşındaki bir otomobilin... Bu matrahlar da orada yeniden değerlendirmeye göre değerlendirilmiş olan matrahlar mı? Yoksa eski şu andaki güncelle göre. Matrahlarda bir değişiklik yapılmadı daha. 1 yaşındaki bir otomobil için 4032 lira motor taşıt vergisi ödenecek. Aynı matrahta ve yaşta yani 1 yaşında motor hacmi 1300 ile 1600 cc arasındaki çok var bu otomobillerden de. Genelde C segment otomobiller. Bir otomobil için de 7026 lira MTV ödenecek. Renault, Mercedes motorları kullanan Nissan motorları kullanan. Evet, 1.33. Evet, 1332 cc. 32 cc yüzünden bayağı bir cepten para çıkıyor. Ne kadar fark ediyormuş? 4000, işte 3000 lira kadar fark ediyor. Evet. 32, hadi 33 cc diyelim. Cc başta 10 lira falan gibi bir şey. Yani zor bir durum. Ama bir diğer taraftan bu artışı çok bekleyen bir kesim var. Engelliler. Evet, evet. Biliyorsunuz engelli muafiyeti var, ÖTV muafiyeti var. %90 ve üzeri engelliliği raporlanmış kişilerin ÖTV ödemeden, hatta KDV'nin de bir kısmını ödemeden otomobil satın alma hakları var. 5 yıl kullanabiliyorlar bunu. Gerçekten evet. De ihtiyaç için kullanılacak otomobillerden bahsediyoruz burada yani. Burada rakam biliyorsunuz yılda bir kere yeniden değerleme oranıyla belirleniyor. 2023 yılı için 1 milyon 4200 liraydı bu rakam. Ocak ve Şubat ayında 1 milyon 4000 liraya gerçekten de C segmenti otomatik şanzımanlı otomobiller alınabiliyordu. Şu anda neredeyse yok. Neredeyse yok. Bu arada engelliler için şunu da söylemek lazım. Belki
tekerlekli sandalye kullanma zorunluluğu var. Ve şu anda bu büyük fiyata... Büyük bagajlı, belki tabii, yerden bagaj... yüksek bir araç ihtiyaçları, tavanı yüksek bir araç aynen, ihtiyaçları. Aynen, aynen. İçine rahat girip çıkabileceği bir araç alması gerekirken 1 milyon 4 bin liraya bulabileceği hani en büyük araç Fiat Egea olabilir. Corolla'lar bir ara... Bir ara Corolla indi ama yeterli olmayabilir o alanlar. Dolayısıyla bir SUV'a ihtiyacı olabilir. Yani o yükseklikte bir araca ihtiyacı olabilir. Şimdi yapılacak olan bu yeniden değerleme oranı ile birlikte 1 Ocak 2024'ten itibaren ÖTV muafiyeti üst sınırı 1 milyon 591 bin 255 lira olacak. Cumhurbaşkanlığından başka bir karar çıkmazsa. Çıkmazsa. Olumlu ya da ya daha doğrusu yukarıya ya da aşağıya aşağı bir karar olabilir. Evet, mümkün. Evet, mümkün. Olmazsa şu an itibariyle ortada gözüken, olağan bir seyirle birlikte ortada çıkan fiyat seviyesi bu. 1 milyon 591 bin 255 lira ki evet bu fiyata araç bulunabilir, büyük araçlar var. Fakat ben mesela şeyi anlayamıyorum. Yani niye sadece 1.6 litrajına kadar ve belli bir rakamda otomobil alınmasına izin veriliyor? Hali vakti yerinde olan bir engelli niye daha lüks, daha pahalı, daha büyük bir otomobil alamıyor? ÖTV'sinin tamamının kaldırılması gerekmez. Böyle bir limit koyulur. ÖTV'nin bu kadar kısmını ödemez. Geri kalanını öder mesela. Böyle bir çözüm de getirilebilir. Yani pek bu sadece bir de şey de değil. Hani sadece varlıklıyım, ona göre bir otomobil almak istiyorum değil ama gerçekten de ihtiyacı yönelik büyüklükte bir araç. Evet, evet. Yani bunu daha önce de konuşmuştuk ama ihtiyacı yönelik o büyüklükte bir araç satın alma gerekliliği bu. Yani dışarıdan bakanlar bana zengin desinler diye değil. Değil, değil. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Bunun için satın alım yapan insanlardan bahsediyoruz ve ben üzülüyorum. Yani böyle bir sınır olmasına bile üzülüyorum aslında bakarsanız. Yani gitsinler. Bu raporu olan insanlar sadece ÖTV'si olmadan araç alabilsinler. Ha şimdi doğru bir şekilde alabilsinler. Evet ya, engellilerin araçlara, otomobile daha kolay ulaşmasını sağlamak için bir pozitif ayrımcılık yapılıyorsa ki evet hiç itirazım yok. Böyle bir limit koymak bu açıdan baktığın zaman evet parası olan yani serveti olan bu indirimden yararlanmasın diyebilirsin ama yani engelliyse ve belli bir limite i̇htiyacı kadar da sen buna ihtiyacı varsa ve belli bir limitte ÖTV'yi zaten silebiliyorsan onu sil ama üstünü ödesin ve daha büyük daha lüks istediği otomobili alsın, ihtiyacı olan otomobili alsın. Yani engellileri bir şeylere zorunlu bırakmamak lazım. Sonuçta bir mobilite ihtiyacı var ortada ve bunun da çözülmesi gerekiyor aslına bakarsanız. Ben de destekliyorum. Yani nasıl oluyorsa olsun bir şekilde çözülmesi lazım bence bu konunun. Ve çok daha rahat ulaşılabilir hale getirilmesi lazım. Hatta bu arada malum çok konuşuldu bu konu gene Ocak-Şubat aylarında. Bu sene yani 2024'ün Ocak-Şubat ayında da çok konuşulacaktır. Çünkü bu rakam açıklandıktan, devreye girdikten sonra engelli alımları gene zirve yapacak. Yani yılın ilk iki ayında henüz daha otomobiller bu limitlerin içindeyken herkes hücum edecek yine. Ama orada bir problem var. Çok suistimal edilen bir konu bu. Evet, maalesef. Yani Türkiye'de bu kadar çok engelli mi vardı da haberimiz yoktu. Bunun da çözülmesi gerekiyor. Çünkü kanun kural belli. Ama yani belli ki ara sokaklar var burada. O ara sokaklar çok kullanılıyor. Onların artık... Yani olay sanki birazcık körler sağırlar birbirini ağırlar. Geride kalanlar da ne çekiyoruz çeksin gibi bir durum var ortada sanki. Bu çözülse keşke ve keşke mobilite ihtiyacı olan insanlar çok rahat bir şekilde istedikleri otomobile vergi ödemeden ÖTV ya da KDV'nin bir kısmını ödemeden ulaşabilsek. Hiçbirimiz ÖTV ödemesek daha güzel olacak. O çok daha güzel olur tabii. ÖTV komple hayatımızdan kalksa da ülkeyi kim yürütecek? İş adamlarından vergi almaları falan gerekir. Zor işler bunlar yani. Tercih edeceklerini zannetmiyorum biz varken. Durum böyle. Evet. Var mı eklemek istediğim şey? Yok. Yani şimdilik yok. Evet. Aralık ayının sonunu bekleyeceğiz. Bu yüzdelerde bu yeniden değerleme oranında bir fark olursa zaten konuşuruz tekrar. Evet. O zaman bu sefer bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize bakın. Bay bay. Hoşçakalın.